Kübizm ismi direkt aklınıza küpleri, geometrik şekilleri getirdi, değil mi? 1900'lerin başlarında Picasso'nun öncülük ettiği sanat akımının özelliklerine bakarsak, sanat eserlerinde genellikle karmaşık ve soyut kompozisyonlarda düzenlenmiş küpleri, küreleri, silindirleri, çok çeşitli geometrik şekilleri görürüz. Sadece bu da değil, geleneksel sanata tamamen karşı çıkmak için bu şekilleri deforme ettiler, farklı formlara soktular ya da tamamen soyutladılar. Resimler genellikle toprak ya da nötr tonlarda sınırlı bir renk paleti içerdi. Kübist sanatçılar nesneleri ve konuları geometrik şekillere, parçalara ve yüzlere ayırdı. Aynı anda birden fazla perspektif kullandılar.